Merhaba arkadaşlar. Bugün size 3 haftalık süperlos deneyimimi anlatmak ve bu 2 gün önce yaşadığım bir sorundan bahsetmek istiyorum. Aslında 3. haft Dayılık, deneyimi anlatmak için bir video çekmeyi düşünmüyordum. Ama iki gün önceki yaşadığım sorundan bahsederken bu üç haftalık video deneyimimi de anlatmak istedim. Ve önce hazır önce deneyimimle başlayayım. Böyle ilk haftalarda bahsettiğim bu ani hız düşmesi, akşamları hız düşmesi, genel hız düşüklüğü problemi şu an ben şöyle söyleyeyim. ikinci haftada yaşamadığımı söylemiştim. Çok az yaşadığımı söylemiştim. Bunlar tekrar başladı. Yani akşamları 2 megabitlik, 3 megabitlik hızları görüyorum. 3 megabit, 2 megabit olsa keşke diyeceğim. 1 megabit, yarım megabit hızlarda çoğunu Rastladım. Ha bu sabahlar olmuyor. Evet şu an sabah. Şu an 12.55. Şu an bir hız testi yaptığımda ben 10 megabit hızı görüyorum. Ama akşam 9'dan sonra 12'ye kadar, 1'e kadar bu hızlar çok düşük seviyelerde seyrediyor. Uzun lafın kısası bu 3 haftalık deneyimimin sonucunda memnun olduğunu söyleyemem. Kağıt üstünde bakıyorsunuz 10 megabit sınırsız güzel. Sınırsız. 10 ilgili tutabiliriz verdiğini söylüyorlar. E, Türksel. gide güveniyorsunuz. E, geçen sene ben Türksel'de tatlı kullanıyordum. Bu kadar çok sorun yaşamamıştım. Memnun değil. Açık konuşayım. Superbox'dan memnun değilim. 10 megabit sınırsız internet stabil, al stabil alamıyorum mesela. Şu 12.55 dedim. Bu saatlerde stabil bir hız alamıyorum. Bakmayın siz 10 megabit çıktığına. İndirme yapıyorum. Dalgalı bir 5 megabit oluyor. Bir 10 megabit oluyor. Hani ben bunu bir bilgisayarın üzerindeki bir yazılımdan da takip etmiyorum diyelim ki yazılım yanlış yapıyor. Ben bunu direkt modemin üzerindeki modem yazılımından takip ediyorum. Orada bu dalgalanmalar çok net bir şekilde gözüküyor. Onun ne gibi diyorsun ama bunu sen ortalamaya vurduğun vakit o 7 megabit'e, 8 megabit'e düşüyor. Hani kabul ederim keşke 8 megabit olsa. Dediğim gibi akşamları bu hız düşüyor. Bu yüzden siz bunu almayı karar verdiğiniz zaman gidin Sorun bu benim evime geldiğinde denenecek mi? Bunu eğer deneniyorsa ki ben denendiğini biliyorum. Şu ama bana gelen kuruyu denemedi. Bana elime modem verdi. Abonelik sözleşmesini imzalattırdı. Modemin kutusunun arkasından mi bandını çıkarıp sözleşme yapıştı yapıştırdı. ve bitti. Buraya evinize alın. Olmadı kapıda beklesin. Olmadı alın. Girsin. Taksın. Denesin. Mümkünse size soruyorlar ne zaman müsaitsin. Mümkünse akşam gelsin. Akşam deneyin. Çünkü bu hız Akşam en güzel bir şekilde akşam belli oluyor. Bakın şimdi diyorum sabahleyin adam geliyor kuyu Sabahleyin ah ne güzel günlük gülistanlık. Akşam bakıyoruz hızlı hız düşük. Yani mutlaka akşam döneyin. Mutlaka. Eğer tatmin olmadığınız bir hız varsa sözleşmeyi imza atmayın. Çünkü hani yanlış okumadıysan kendi sitelerinde de belirtiliyor. Son bir kurulum yapılır. Öyle imza alınır. Oradan e, Superbox sınırsız paketinin altındaki açıklamaları da okuyabilirsiniz. Bunu kesinlikle kontrol edin. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Hani bu aklınıza çıkarsın. Hani şöyle bir durum var. Reklamlarda şöyle taşınabilir, böyle taşınabilir. Şu bu anlatılıyor. Buna güvenmeyin. Bir yerde kullanmak için alıyorsunuz bunu. Bunu bir yerde kullanacak olarak alın. Aklınızda şunu planlamayın. Ben burada kullanırım. Şunu şuraya götürürüm. Buraya götürürüm. Böyle bir planlığa girmeyin. Nerede ne olacağı belli değil. Hani şu, ben ikametgah verdiğim adresin dışında kullanıyorum. Denilebilir ki o yüzden dışık hız alıyorsun. İkan. Tamam. Ama ben şuradaki e, yangın merdiveninde çıkıyorum. 250 megabit türsel Hattıyla hız alıyorum. 200 megabit olsun. 100 megabit olsun. 50 megabit olsun. Bu superox 10 megabit sınırsız. Tamam denilebilir ki. Akşam saatlerinde yurduna çok adam geliyor. Bu adamlar bu istasyonun performansını düşürüyor. Sana yavaş hız geliyor. Tamam da e, süper box bu. Birinci önceliğe sahip. Bu hat Türksel'in platinyumlarıyla aynı önceliğe sahip. E sen verdiğiniz hani kotalı pakette olsam 150'ye düşse tamam benim bir şeyler söylemem yanlış akşam yoğunluk oluyor. Çünkü 50 ciddi hız. E tamam da 10 megabit hız, hızı sen sağlayamıyorsan e ben ne anladım işte ülkede operatör kalmamış. Ha görüyoruz dün Türk Telekom. Küçük bir depremde 24 saat abone veremedi. Vodafone'un zaten ne olduğu belli değil. E Turkcell de zaten çok kaliteli, şöyle kaliteli, böyle kaliteli diyorsun. Müşteri hizmetlerine ararız 9 dakikada, 10 dakikada bağlanıyor. E ben ne anladım bu işten? Hani uzun lafın kısası, dikkat edin, kesinlikle dikkat edin. Gelin, evinize denettirin, öyle direkt atlamayın. Ben atladım, tamam da zaten hani o evde benim ölçtürmemin bir anlamı yoktu. Çünkü ben başka şeye gidecektim. Ama siz evinizde mutlaka, mutlaka mümkünse akşam saatlerinde denettirin. Akşam saatlerinde gelmesini söyleyip denettirin eğer gelirse. Mümkünse 8-9 aralarında bunu denemeden imza atmayın başka alternatif varsa, kablolu imkanınız varsa zaten bunu almayın. Ben bu sorunun kesinlikle sınırsız paketlerde olduğunu düşünüyorum. Sınırsız paketlerde verilen ZTM modemden dolayı olduğunu düşünüyorum. Oradaki e kadar ibaresi, e kadar ibaresi kullanılarak size böyle bir cevap verilecek. Şöyle denilecek. E kadar yani. E kadar. 7 de e kadar, 9 de e kadar, 1 de e kadarın içinde. Kalkıp da buna hani vardır PTK'nın yüzde şu kadarını sağlamak zorunda diye de Meşe, bunlar meşakkatli işler. Hani BTK'nın da ne olduğu belli zaten. Bu yüzden bu üçüncü haftanın sonunda söyleyeceğim şey benim. Eğer siz başka bir yapı, başka bir imkanınız varsa Superbox'tan uzak durun. Tamam, kaşınıyorum diyorsunuz. Mutlaka bu sorun yaşamamak için çok çok iyi çekiyorsa evinizde türsel, evin herhangi bir yerine konumlandırın da ona göre alın. Mesela hemen ben şu yana çıkıyorum. Evet Turkcell çok iyi çekiyor. E ben içeri giriyorum. Çat hat düşüyor. Hat düşmekten kastım hız düşüyor falan da. Türkiye'nin en iyisi olarak bahsedilen Türksel'de bile böyle saçma sapan ciddi hız düşümleri var. Yahu alt cam. Camdan elimi uzatıyorum. 80-90 megabit. 70 megabit. Hadi 60 megabit olsun. Şöyle geliyorum şuraya. Şuradayım. Arada kaç? 3 metre falan var en fazla. En fazla 2 metre 3 metre. 5 megabit 3 megabit. Sözde Türkiye'nin en büyük operatörü. Sözde müşteri hizmetlerini aradığımızda Türkcell'le bağlan hayata, Ova'da bağlan, Bayır'da bağlan, Çayır'da bağlan, orada bağlan, burada bağlan. Maalesef ülkemizde gerçek manada bir serbest piyasa olmadığı için bu üç tane kan emici şirketle uğraşıp duruyoruz. Kısa bir özet yapmam gerekirse, 3 haftalık kullanım deneyiminde ben Superbox'tan kesinlikle memnun değilim. Fiyat da yüksek. 20 günlük kullanımda bana 90 liralık bir fatura geldi. Çünkü ilk fatura öyle kesilecekti. Bu başka bir şekilde söylemez. İyi değil. Ha çok memnun arkadaşlar vardır ben bir şey diyemiyorum ona. Birçok kişi de der şöyle bir meleğim tamam mı? Ben memnun değilim ben bunu söylüyorum. Bunun taşınabilirliğine aldanmayın. Evinizin de evinizde çok iyi çektiğine, çok iyi bir hizmet, çok iyi bir çekim kalitesi olduğuna dikkat edin. Tür serat bulun, olmadı süper, süper box bulun. Günün belli saatlerinde bu hız sesini yapın. Bakın oluyor mu olmuyor mu? Benim bir tavsiyem de mümkünse sınırsız hat almayın. Alacaksanız illa kotalı paketle gücünüz yetiyorsa kotalı paket alın. Hızlı hızlı kullanın. Çünkü ben iddia ediyorum şu an ZT dağıtılan ZT modemler kalitesiz. Buna buna bir Allah'ın kulu çıkar, iki Allah'ın bir tane daha çıkar, üçüncüsü çıkmaz. Bu modem kalitesiz. Bana karşı iki kişi çıkar, üç kişi çıkar, dört kişi çıkar, beşincisi çıkmaz. Bu modem kalitesiz çekmiyor. Hani ben uzun uzun anlatmaya gerek yok. Wi-Fi tuşuna basıyorum. Mobil veri gidiyor. Niye? Takıyorum fişe. 10 dakika. 10 dakika biraz fazla oldu tabi de. 1 dakika hattı bulsun diye bekliyorum. Basıyorum. Kırmızı yanıyor 4G, 3G kısmı. Hat gidiyor. 1 dakika onu bekliyorum. Bir daha basıyorum tuşuna. Öyle Wi-Fi açılıyor. Modem bu arkadaşlar. Ben modemi çeksin sürekli dursun diye 7-24 takmak zorunda değil. Şimdi Superbox'un şifresini arkadaşıma verdim. Bir indirme yapıyor. E arkadaş dedi ki bana sen kapattın modemi. Yok dedim. Gittim baktım. Modem hat kesilmiş. Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Niye kesiliyor? Hani böyle şey değil. Her şey kapanmış. Sadece güç düşüyor şey açık. Hani indirme de yani bir saat sürmüş müdür? Sürmüştür. Hani hakkını yemeyelim. iki saat falan sürmüştür. Hani böyle kalitesiz bir modem. Koskoca Türksel diyorsun. Şöyle diyorsun. Böyle diyorsun. Lider operatör diyorsun. Verdiği iş bu. Başka bir şey değil. Hani dediğim gibi ben tekrar söylüyorum. Ben kesinlikle memnun değilim. Mümkünse almayın. Sabitat kullanın. Bu hız 10 megabit. Diyelim ki şöyle 4 megabit hat alın başınız ağrımaz. TTNet'ten 70 lira 60 lira 4 megabit hız alın başınız ağrımaz. Gidin 8 megabit alın 70 lira başınız ağrımaz. İlla illa port yok deniliyor. Hiçbir hat bağlanamıyor. Ciddi bir ağ kullanımınız yoksa sadece internet ihtiyacınız Türk Telekom evinde Wi-Fi alın. Bu yüksek hızlı istiyorum çekim için istiyorum deyin. Dik Huawei modem kule tipi modemlerden verildiği kotal paketler alın. Olmuyor bu bana paket yetmiyor. Yüksek hızlarda da işim yok. En son gelin süper boksa. Onu da dediğim gibi dikkat edin. Çektiğine kanaat getirin. Mutlaka, mutlaka bunu yapın. Ben sizi uyarıyorum. 3 haftadır bunu uğraşan biri olarak. Mutlaka dikkat edin. Baş ağrıtıyor. Gerçekten bu bununla uğraşmak baş ağrıtıyor. Şimdi size söylemiştim. Aslında ben 3. haftanın bir deneyimini çekmeyecektim. 4. haftada genel bir deneyim çekip Muhtemelen bu seriyi bitirecek. Şimdi ben bu videoyu neden çektim? Bugün cumartesi, perşembe günü sabah 9'da e, Superbox alırken irtibat numarama bir mesaj geldi. Benim Superbox hat numaram vermiş. Abonelik belgeleriniz eksiktir. Kimlik ve Abonelik sözleşmenizle birlikte herhangi bir time gidin bu işlemi halledin. Abonelik sözleşmesi Bana bir abonelik sözleşmesi verilmedi. Bir sözleşme imza attım tamam. Dedi ikametkar belgesini e-devletten aç. Açtım telefonu fotoğrafını çekti. Benden başka hiçbir şey istemedi. Bütün belgeleri verdim. Zaten daha önceki videoda anlattığım gibi ben bir de kimlik bayda başvururken kimlik fotoğrafımı verdim. İmza attım. O olmamış. Ondan sonra gün, bir de telefonu arayıp öyle başvurdu. Bayağı 5 gün uğraştım ben bunu bağlattırmak için. Normalde bunların iddia ettikleri şey 2 gün. 2 defa başvuru yaptım ben. Neyse belgeler tam diyoruz. 20 gün geçti. Perşembe günü sabah 9'a geldi. Bundan sonra okula gittim geldim. TÜRSEL'in dijital satış plus noktası denen bir yöneyim. Böyle böyle tamam. Onlar sistemi açtılar. Böyle dediler ki size ikametgah belgesi lazım. Abi bu ben bu, şunu da belirteyim. Oraya gitmeden önce dedim e, ee, Türksel Spor Anday, Müşteri hizmetlerinden. Dediler ki abonelik sözleşmeniz yoksa eğer siz bir bayiye gidin. Onlar size abonelik sözleşmesini çıkarır. İşlem Sistem Sistemde vardır. Tamam dedim. Gittim. İkametgah belgesi istediler bende bayiden. Kaymakamlığa gittim. Onlar isterken özellikle ıslak imzalı ikametgah belgesi istedi. Sonra. Tamam dedim kaymakamlığa gittim. Kaymakamlık devletin resmi kurumu. Nüfus müdürlüğüne girdim. Bana sik imzalı belge vermediler. Üzerine doğurma, kare kod doğrulama kodu Götür. Bana inatla ıslak imzalı belge olmaz, kabul olmaz. Ama ben gireyim ama iki gün sonra, üç gün sonra şöyle olur, böyle olur. Yahu devlet verdi bunu. Devlet sen devletten daha mı büyüksün. Tamam dedim. Gittim kaymakamla böyle böyle. Bana şikayet adam dedi. Kim istedi bunu? Kim ne ıslak imzalı falan? Nüfus müdürlüğüne konuştum. Der. Nüfus müdürlüğüne konuştum. Bana dediği şu, biz sistemimizi düzeltmeyeceğiz. Biz devletiz. Bu iş bütün devlet kurumlarında böyle. Onlar sistemi düzelsin. Git gel böyle bir hani kısaltarak anlatıyorum da. Böyle bayağı bir git gel oldu. Kaymakamlığa iki defa gittim. Türk Selüş'te. Gittim bundan sonra. Bu sefer de sistemimiz bozuk diyorlar. 2 i̇ki, saat 2'den öğlen iki, öğleden sonra 2'den sonra 6'ya kadar hat ne 6'sı 8'e kadar ben 3 4 defa gittim sistem bozuk bana. Tamam dedim. Ertesi gün saat 11'de tekrar gittim. Allah Allah yine sistem bozuk. Bozuk da bozuk. O dedi çarşıya gidin, çarşıda hallolur falan filan. Hani bu sıralar şeyi de arıyorum, e, Türsel Spor Online arıyorum. Her bağlanış süresi 10 dakika, onu da belirteyim ben size. 10 dakika bekliyorum, keyiflerle bekliyorum beyefendilerin, hanımefendilerin. Sanki benim suçum varmış gibi, yahu ben her istediğiniz belgeyi verdim size. Neyse, konuşuyoruz sonra. Yok şöyle yapın, yok böyle yapın, bayi ekleyince bizi arayın, yok onları bayi desteği arasın falan filan. E, dün olmadı, dün cuma günü. Ben ikide çıktım, bitime gittim gittiğim, benim ilk gittiğim yer dijital satış bay, dijital satış plus noktasıydı. Ama orada da bir tablet var. Onlar da tüysel sistemine erişebiliyorlar. Yapabiliriz diyerek beni oraladılar orada. Tamam. Gittik düzen. Böyle böyle. Önceki yer Super online orada dediler ki Super ee, süper online müşteri sözümeti bana dedi ki abone sözleşmeniz olması olur. Onlar sistemden indirir. E, tamam. o dijital satış plus noktasında da abonelik sözleşmesi dedi. E, Tim'e gittim. Tim bana diyor ki abonelik si <laughs> sözleşmesi lazım. Yahu bana abonelik <laughs> sözleşmesi vermediler ki. E tamam. <dunno> dedi ki <.jun> nasıl yapalım? E, ben başka bir e-mail'i e e göndersinler diyorum spor bana Gelmiyor diyor, Fatura adresine gönderin. Ve adresine gönderin falan filan diyor. Dedim ki benim fatura adresi ikamet adresim Kütahya. E ne yapacağız? Ne yapacağız? En son çözüm bulduk. Gittim başvurduğum yere. E gittim başvurduğum yere, değil mi? Oldum timde. Timde konuşuyorum ben o konuşmayı orada yapıyorum. Dedim ki buraya Oradaki çalışan bana dedik ki buraya gelsin. Oranın adresini verdik, o çalışanın numarasını verdik. Şimdi ben 5-6 gün sonra geldikten sonra tekrar gideceğim. Hani inşallah bir sorun çıkmayacak. İnşallah diyorum. Ben benden istenen her şeyi verdim. İki gündür şimdi onunla uğraşıyorum. Niye uğraşıyorum? Onların hatasını ben düzeltmeye çalışıyorum. Muhtemelen, muhtemelen diyorum. Şimdi adamı da zanaatında bırakmak istemiyorum. Bu modeli Kur'an Kur'ya. Bu belgeleri göndermedi. Gönderdiyse veya unuttu veya karıştı. Ama benim suçum yok. Ben belgeleri verdim. Uzun lafın kısası bu videonun başlığı da öyle olacak. Başına bela almak isteyen, başını ağrıtmak isteyen süper boks alabilir. Bu konularda tavsiye ederim. Ama bu öbür türlü işinizi garanti almadan bu işe, bu yola başvurmayın. Ben önceki videolarımda da tekrar ettiğim gibi. Ta hiç cayma bedeli olmasa ben bundan vazgeçerim. Ben bunu iptal ederim. Çok net söylüyorum. Ama ve lakin Türsel'in şark kurun ağzını derler. Ne derler bilemem. Bu modeli getirdiklerinde için hat takıyorlar sadece. Buna muhteşem kurulum süreci olarak adlandırıyorlar. 200 lira fiyat kesiyorlar. Ya ben iki şöyle söyleyeyim. 200 lira benim elimden almıyorlar. Oraya ekliyorlar. Diyor ki bunun sitesinde de açık açık yazıyor bu. Eğer diyor çayarsanız diyor. 200 lira diyor. Biz bu cami bedelini ekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. 129 liralık paket. Türsel Sparbos paketi. Bunun tahsüs fiyatı 200 lira. Oldu mu sana hey, 70 lira daha? Şimdi ben 20 gün kullandım. Hat ücreti, bir de hat ücreti var. Evet onu unutmayalım. 120 liralık sanırım ve hat ücreti var. O da taksit taksit yansıtılıyor. Bunların hepsini alt alt üstünde topladığımızda 20 günlük kullanımda bile 300 liralık, 350 liralık bir cayma bedeli olacak. Hani yarın bir gün, bakın ben size uyarımı yapıyorum. Yarın bugün bu iş olduğunda siz bundan dönmeye kalkıştığınızda en az 300 lira cayma bedeli olacak. Bunu dikkate alın. Adamlar Hani adamlar demeyin turistleri biz biliyoruz. Tabi. tursel hep pahalıydı da bu Superboss içinde iyice cıvıttışlar. Hani ben başka bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. Dikkat edin. Reklamlara aldanmayın. Şuna buna aldanmayın. Adam timin bahanesini asmış. 4.5K hızı. Şöyle sınırsız, böyle sınırsız. Yanına Huawei dik modemi yapıştırmış. E sınırsız pakette Huawei dik modem yok. Sınırsız pakette 4.5K hızı yok. Ben bunu biliyordum. Hani ben sınırsız internet böyle bir şeyin geldiğini biliyordum. Böyle şeyi bekliyordum. Kafamı bu kadar harcayacağını bilmiyordum. Hiç bilmeyen adam gidecek bunu alacak. Hani ben biraz da bu sorunları kabul ederek aldım. Çünkü benim bir şekilde yurtta internet denen bir şey yok burada. Benim bir şekilde bu interneti almam, bir şekilde sağlamam lazım. Çünkü yok 30 GB'den üzeri, benim 30 GB üzeri en kötü ihtimalle harcamam var. Hiçbir yerden karşılayamam ben bunu. Türk Telekom evinde wifi fi olacaktı ya da bu olacaktı. Başkası yok çünkü. Mantıklı çerçeveler içerisinde yok. 12 ay kullanacağım bunu. Bu 12 ay bittiğinde hani ben kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum birer Superbox almayı. Bu yaşadığım durumlardan ötürü türsel hattımı da değiştirmeyi düşünüyorum. Hani en kötü ihtimal pasif hatta çeker. Bunu pasif hattan kastım. Kullanmam Telefonum çift hattlı, yanında bir tane daha hat alır. başka operatör kullanıyorum. Mesela bu sıralar pimsel düşünüyorum. Fiyatları çok uygun. E Superbox hattım var mesela şimdi, hattım da türsel. Benim internete ihtiyacım yok, sadece konuşmaya ihtiyacım var. E, türselde bulamıyoruz böyle hattı. Bakın böyle bir araştırma gireyim de gördüm 12 TL 250 dakika, 14 TL 500 dakika. Hani bilimsel reklamı falan diyen olabilir da benim gibi, benim gibi küçücük bir adana, küçücük bir YouTube yayıncısına, şurada alt 46 abonesi olan bir YouTube yayıncısına, Kalkıp da BİM neden reklam versin? Adamların zaten şeyi belli. Adam BİM zaten. O bimsel bilmeyen adam mı kaldı? O fiyatı görmeyen adam mı kaldı? Adamların zaten mottosu saniyede 6 saniyede periyotlandırıyoruz. Şöyle şu kadar ucuz falan. 15 kuruş, 10, adamın 15 kuruş SMS ücreti var. 12,5 kuruş, 13 kuruş dakika ücreti var. 6 saniyede bir. Bu adamın zaten reklama ihtiyacı yok. Neyse. Yok yani. Türksel bu. Klasik Türksel Rakibi yok ve devam ediyor. Özellikle bu depremden sonra TürkSel şöyle ellerini... Tür, depremden sonra ve Türk Telekom'un çoğalmasından sonra TürkSel şöyle ellerini uğuşturmaya başlamıştır. Görürüz, ileride görürüz. Gerek TürkSel Superbox'ın gerek TürkSel hatların fiyatları artacak. Artacak, bir şey olacak. Çünkü Türk Telekom'dan bakmayın siz öyle olduğuna. Çok adam gidiyor, çok adam gidiyor. Neden, nasıl söyleyebilirim ben bunu? Bunun bir kanıtı var, kanıtını da getireyim ben size. TÜRSEL şu anki müşterilerine, bazı müşterilerine özel paket. 500 dakika, 500 SMS. 10 GB internet, 19 lira. Pakete bak. 10 GB internet, 19 lira. 500 dakika, 500 SMS. Pakete bak. Vay babam vay. Hani tamam şöyle diyebiliriz Türk, şey, Türk Telekom avantajlı paketler de sunuyordu hep. Ama bu paket bu günümüz Türkiye'sinde bambaşka bir seviyede. 10 GB internet 19 lira. Yanında 500 dakika, yanında 500 SMS. Hani anladım şöyle söyleyeyim artık ben size. Türsel'de iletişim diye bir şey yok. E, Türsel değil, Türkiye'de iletişim sektörü tam bir çöplük. Çöplük daha başka bir şekilde bu ifade edilemez. Türkiye'de iletişim sektörü çöplük. Bakın dışarıya bakıyoruz. Google'un bir servisi var. Sanırım 1000 dakika, 1000 SMS ve sınırsız internet 80 birim para, 80 dolar. 80 birim para, adam bin askeri ücret alıyorsa 80 birim parayla kalkıyor, geliyor, sınırsız internet alıyor. Tamam kendi içinde kısıtlama vardır. Da ne kısıtlaması olabilir? Adam paşa paşa yazmış oraya sınırsız internet diye. Kalkıp da 5 megabit, 6 megabit olacak değil bu. Olsun, 6 megabit olsun, 7 megabit olsun, 10 megabit olsun 80 birim paraya satıyor. Türksel Sadece 10 megabit sınırsız internette. Ki sanmıyorum o 4.2'ye sınırsızdır. Olmadı 40 megabittir. 50 megabittir. Tüccar kalkmış bakın 129 liraya satıyor 10 megabit sınırsızda. Ki bu paket şöyle söyleyeyim. Ki bundan önce 279 liraya 4.2 hızında sınırsız vardı. Adamlar onu kaldırdılar. 279 lira olduğu halde kaldı. Neden? Adamlar hızı çok görüyor. Adamlar Türkiye'de iletişim sektörünün gelişmesini istemiyor. Adamlar Türkiye'de düşük hızlı internet olmuyor. Bakmayın şöyle böyle denildiğine. Bu adamlar yurt dışına çıkan her veri için para ödüyor. Para ödemeyi ister mi? Hele kurum böyle absürt bir seviyede olduğu zamanda verme isterler mi? Yani çok duyulmuştur, türsel değil sadece Türk Telekom zamanında çok konuşuldu YouTube'da throttle yaptığını. Yani throttle ne bu? 20 megabit geliyorsa senin YouTube'da 20 megabitle, 24 megabit rahatlıkla 4K video izleyebilmen lazım pratikten, kağıt üstünde. Türk izleyemiyorum bir sıralar. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Neden? Adam yurt dışında veri vermek istemiyor. Adam veri ücreti vermek istemediği için darboğaz yapıyor. Yazın bu bana inanmayın. Açın Youtube'u yazın Türk Telekom Throttle diye yazın. Yazın bakın bu çıkar. Bu ben şuramdan buramdan arkamdan oramdan buramdan sallayan biri değilim. Okuyorum kullanıcı deneyimini aktarıyorum size. Açın bakın kendiniz okun kendiniz görün. Hani bu, bu, bu video Superbox videosundan daha çok biraz yakınlığa biraz iletişim sektörde çemkirme videosu olmuş olabilir. Biraz oraya gitmiş olabilir. Ama en nihayetinde bugün yine bu hızları düzeltmek, yine bu iletişim sektörünü düzeltmek bizim elimizden. Hani bunu ben başlatamam. Bunu siz başlatamazsınız, bunu daha başlatamazsınız. Ama birinin başlatması gerekiyor. Bu iş ancak boykottan geçer. Bu iş ancak kullanımımızı azaltmaktan, iletişim sektörüne az para harcamaktan geçer. Veya toplu eylem olacak, toplu bir tepki olacak, toplu bir ayaklanma hani bu sokağa çıkalım, yakalım, yıkalım demiyoruz. Zaten öyle bir şey olursa FETÖ'cü damgası, şu oluruz, bu oluruz, aynen. Hani internet aslında, kalite hareketlerinden bir hareket var. Bu donanma haberle başladı. Böyle bir hareket var aslında. Yani mümkünse bunu arkadaşlarınız arasında yayın. i̇nşallah yani açıklamaları da bu hareketin linkini bulabilirsem atarım. En azından buraya destek olun. Türkiye'de internetin düzelmesi gerekiyor. Çok kaliteli dediğimiz Türksel yurt dışıyla bir çöp. Bugün Türkiye'de hala 3G'nin alınmadığı, hattın çekilmediği, çekmediği yerler var. 4.5G'ye geçtim, hızı geçtim, çekmiyor, hat çekmiyor. Şöyleyiz, böyleyiz. Yok şöyle, Vodafone. Vodafone diye bir şirket var. Türk en büyük kapsam olan, 4.5G kapsam olan diyor. Bakıyorsun, çünkü ben 6 sene Vodafone kullanmış bir olarak. Ben 4.5G ile 2 megabit alıyorum. 3G'ye çekiyorum 10 megabit hız alıyorum. Adamların 4.5G kapsama alanı bu. Fason, yalan, düzmece. Türkiye'de birçok şey, Türkiye'de birçok şey de olduğu gibi iletişim sektörde çöp. Çöp yani bundan başka bir şekilde bahsedilebilir mi? Başka bir şekilde anlatılabilir mi? Bilmiyorum bu çöp. Ama bunu bir düzeltmek biz tüketicilerin elinden. Dediğim gibi bu internette, yani yapabileceğimiz benim görebildiğim tek şeyden internette kalite hareketi. Çünkü diğer tüm yollar Diğer tüm yollar ya meşru değil ya önü kapatılmış. Bizim sesimizi duyurabileceğimiz tek yer yine internet. Hani bu yüzden nasıl olur bu internette kalite hareketinin linkini arkadaşlarınız arasında paylaşın. Bu videoyu paylaşmayın. Videoyu paylaşın falan demiyorum hani kendimi hit kazandırmak için. Alttaki linki paylaşırsınız. Bu da bir çözüm. Bu da bir destek. Ama bizim bir şekilde bunu halletmemiz lazım. Bir şekilde bu internet meselesinde olması lazım. Bakın adil kullanım kotası denilen garabet 2010'da sanırım geldi. 8 sene uğraştık. 8 sene uğraştık. Biz biz şimdi yüksek hızlı sınırsız internet için bir 10 sene daha uğraşacak mıyız? İş buraya gidiyor. Hani bu videoyu izleyen çoğu kişi zaten izleyelim ki onları ayrı ayırmasa ayrı mesele de kalkıp şunu da diyebilir. Ya zaten bana yetiyor 5-6 megabit yetiyor. Ne gerek var rahatımızı bozmaya? Hani dün AKK kalkmadan önce AKK kalkmasın başımıza bela olur bizden intikam alınır diyen adamlar da vardı. Hani biraz da olsun onların dediklerine geldik eyvallah da nereye kadar? Sürekli 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 biz firmaların desteklerine, tehditlerine, şantajlarına bunlara biz maruz kalacağız onları kabul mü ediyor? Bu iş bir yerde kopacak, bu düğün bir yerde kopacak. Nerede kopacak onu bilmiyorum. Hani çok konudan da sattık ama uzun lafın kısası Superbox'tan bu 3 haftalık deneyimimde memnun değilim. Tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmediğimi uzun uzun açıkladım. İlla illa zor durumsaydınız evet tercih edilebilir paket. Hani çok güzel çeken bir yerde de ben çok güzel çekeceğini de düşünüyorum. Evet çok güzel bir deneyim ama çeken yerde. İyi çekmesi lazım. Sözde benim burada da iyi çekiyordu. Dedim dediğim gibi 250 megabit internet alıyorum ben şu şeyden. Tertemiz internet. 250 megabit. Herhangi bir sabit Hattan yani öyle kolay kolay alamazsınız. Ama öyle kim? Bu böyle. Bakın odaya giriyorum. Hemen yine şurada, şurada camdan uzatayım. 100 megabit hani 100 megabit olmaz. 60 megabit olur. Cama yapıştırıyorum. 40 megabit oluyor. Camdan şuraya çekiyorum. Hemen şuraya şöyle şu elimi gösterdiğim yere çekiyorum. 10 megabit, 5 megabit. Yani bu bu kadar dengesizlik olur mu? Bu nasıl anormallik? Bu nasıl bir şey? Ben anlayamadım gerçekten. Bu yüzden ben tekrar söylüyorum. Her yerde mümkünse bir test yapın. Hızınızı her yerde ve her saatte evinizin içinde. Ve bu super box'u taşıma şuraya taşırım, buraya taşırım. Taşırsınız uğraşırsınız. Hani şöyle değil, Türkse, evet Türkse'nin e, çekim kapasitesi yüksek, tamam eyvallah da bakın ben buradayım. Olay bu, benim yaşadığım bu. Bunu genellemek biraz zor. Tamam, bunu genelleyemeyiz. Evet ama bu dediklerimi dikkate alın. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Normal videolarımdan biraz daha uzun oldu. Bak 31 dakika falan ses kaydolmuş. Kırpa kırpa 25 dakika falan düşer herhalde. Bu yani.